Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde routerlarda kalmıştık. Routerları işliyorduk. Network cihazlarından routerlara gelmiştik. Routerlarda bir kısım konu işlemiştik. Bir kısmını da bir dahaki derse bırakmıştık. O bir dahaki dersimiz geldi arkadaşlar. Arkadaşlar routerlar için ne demiştik? Routerlar bir bacağı bir network'te, diğer bacağı başka bir network'te bulunan yönlendirme cihazları demiştik. Yani network'ler arası geçiş sağlıyor. Biraz routerları hatırlayalım. Şimdi burası E0 bacağı olsun. Burası da E1 bacağı olsun routerımızın. Amacımız şu PC0 ile PC1 bilgisayarını haberleştirmek arkadaşlar. PC0 bilgisayarı PC1 bilgisayarına gitmek istiyor. Routerlarımızın bağlı olduğu bacaklardaki IP numaralarını yazalım. 192 168 10/24 E0'a bağlı taraf olsun. 192 168 20/24 de E1 tarafına bağlı olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu PC0 bilgisayarı PC1 ile haberleşmek için ne yapacak? Elinde bir tek IP adresi var. Bu sırada IP adreslerini yazmadık. IP adreslerini de verelim. Router'ımızın bu bacağı 192.168.2.1 olsun. Şöyle yazıyorum. 2.1 arkadaşlar. Bu tarafta E0 tarafı da 192.168.1.1 olsun. Birimizi yazalım. PC'lerimizde aynı networklerin 2 numaralı hostlar olsun. PC0'ın elinde ne var arkadaşlar? PC0'ın elinde PC1'in IP'si var. Elindeki bu bilgiyle IP'ye ulaşmaya çalışacak. PC1'e ulaşmaya çalışacak. Ne yapacak arkadaşlar? Destination IP 192 168 2.2 Search IP kendisinin IP'si 192 168 1.2 Destination MAC adresi bilmiyor çünkü ilk defa haberleşecek. Onun için Destination Broadcast gönderiyor Destination MAC için. O da F. Böyle gidiyor arkadaşlar bu. Search MAC ise kendi MAC adresi. PC0 MAC. Paketimiz oluştu. Evet arkadaşlar, geçen dersimizde biz paket için ne demiştik? ARP request. Şunu daha güzel yazalım. Önemli bir şey çünkü bu. ARP request paketimizi oluşturdu. Ne yaptı arkadaşlar? ARP request paketimizi gönderdi. Nereye gönderdi? Switch'e gönderdi. Switch'ten gelen paket MAC adresi Destination MAC adresi 000 olduğu şey pardon FFF olduğu için Switch bunu ne yapıyor? Bütün portlarından gelen portu hariç bütün portlarından gönderiyor arkadaşlar. Bütün portlardan çıkıyor bu. Bu porttan da gidiyor. Bu porttan gidiyor. Fakat biz ne demiştik? Router'a gelen paketler
broadcast paketleri karşı tarafa geçmez. Karşı tarafa geçmeyeceği için router bunu drop eder. Layer 2 paketlerini geçirmez, drop eder. Burada paket drop edildi, yani çöpe gitti, karşı tarafa gitmedi. Sonuçta da bizim haberleşmemiz gerçekleşmedi. Peki arkadaşlar, biz nasıl yapacağız? Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu bağlantıyı nasıl gerçekleştireceğiz? Onu tekrar bir inceleyelim isterseniz. Silelim yaptıklarımızı. Şunu da silelim. Şimdi inceleyelim. Biz router'lar için ne demiştik arkadaşlar? Farklı networkler arasında yönlendirme yapan cihazlar. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu paketi router'a teslim edip router'ın PC 1'e paketi göndermesini sağlamak. Bizim amacımız bu olmalı. Yani farklı network'teki bilgisayarları haberleştirirken paketimizi router'a göndereceğiz. Şimdi bakalım bunu nasıl yapacağız? Buradan paketi router'a göndermek istiyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Destination IP adresi ...192... ...168... ...1... ...1. Destination IP adresimiz bu. Bu mu? Hayır. Kesinlikle bu değil. Siliyoruz. Destination IP adresimiz yine aynı. ...2.2. Search IP 1.2. Destination MAC adres Broadcast FFFFF Search MAC adres PC0'ın MAC adresi, kendi MAC adresi. Evet arkadaşlar, yine herhangi bir değişiklik olmadı. Biz paketi yine Destination IP olarak 222'ye gönderdik. Peki arkadaşlar, burada yapmamız gereken olay ne? Burada Default Gateway diye bir şey tanımlamamız gerekiyor. PC2'de. Bizim Default Gateway'imiz router'ın bize bakan tarafı arkadaşlar. Default Gateway router'ın bize bakan tarafı. Şimdi router'ı biraz inceleyelim arkadaşlar burada. Router ilk açıldığında ilk olarak kendini bir test eder. İçindeki olayları, işte yapılan işlemler nedir, ne değildir, sistem sağlıklı çalışıyor mu, çalışmıyor mu, bunları bir test eder. Ondan sonra router'ın yaptığı şey, benim bacaklarımda ne takılı, bende hangi networkleri bende hangi networkler var, onlara bir bakayım. Router bunlara bakar. E0 bacağında
192, 168, 1.0 network'ü, E1 bacağında ise 192, 168, 2.0 network'ü var. Bunları kendisine direkt connect olarak gözükür. Yanına da C yazar arkadaşlar bunların. C yazar. Ve bunu tabloya da biz routing tablosu diyoruz. Routing tablosu. Şu güzel olmadı. Şunu isterim şuradan. Güzel bir şekilde yazalım. Çünkü önemli bu routing tablosu. Şurada E0'da 192 168 1.0 network'ü, E1'de de 192 168 2.0 network'ü var. Router bunları bilir. Bunlar da direkt olarak connect olduğu için C harfi yazar. Buna routing tablosu diyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Default gateway demiştik. PC0 bunu default gateway'ine gönderir. Default gateway'i bilgisayarda tanınır arkadaşlar. Bunları daha sonra göreceğiz. Default gateway'e gelen pakette router bu pakete bakar. Destination IP 192.168.2.2 yapıyor. Yani bu IP adresi 192.168.2.0 network'üne bağlı bir host'ta atanmış bir IP adresi olduğu için router bunu E1 bacağından göndererek gerekli host'a ulaştırır. Olayımız bu arkadaşlar. Çizelim. Router'dan çıkar. Host'a gider. Şuna da. Routing table yazalım. Default gateway'in tanımını tekrar bir yapalım arkadaşlar isterseniz. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kendi lokalimizden çıkarken karşımıza çıkan ilk routing yapabilen cihazın bize bakan tarafı bizim default gateway'imizdir arkadaşlar. Ne diyoruz? Kendi network'ümüzden çıkarken karşımıza çıkan ilk routing yapabilen cihazın bize bakan tarafı, bize bakan ayağı default gateway'imiz oluyor. Yani aynen buradaki gibi. Bizim burada default gateway'imiz 192.168.1.0. Peki arkadaşlar, evde nasıl oluyor bu iş? Mesela siz buradan bir ADSL aracılığıyla evinizden ADSL aracılığınızla internete çıkıyorsunuz. Burada bir router var mı? Routing yapabilen bir cihaz. Elbette var. ADSL modeminiz burada sizin aynı zamanda router'ınız oluyor. Ne yapıyor? Sizin IP'nizden, sizin lokalinizden internete çıkarken size routing yapıyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bazen öğrencilerin burada kafası karışabiliyor. Burada destination IP'yi bazen router'a göndereceğiz ya, destination IP'yi 192.168.1.1 olarak düşünebiliyor. Fakat öyle değil. Yani destination IP'miz burada 192.168.2.2. Eğer destination IP'miz
192.168 1.1 olsaydı ne olacaktı? PC0 paketi E0'a yani 192.168.1.1'e gönderecekti. Paket orada kalacaktı. Dışarıya çıkamayacaktı. Bu yüzden Destination IP mutlaka gideceğimiz bilgisayarın IP'si olmak zorunda arkadaşlar. Bunu çok iyi bir şekilde kafamızın bir yerine yazıyoruz. Peki arkadaşlar, burada bir konu daha var. Router PC1'in MAC adresini nasıl öğreniyor ve paketi ona nasıl teslim ediyor? Şimdi PC0 paketi gönderdi. Default gateway'ine. Yani PC0'ın kendine bakan en yakın ilk çıkan, karşısına ilk çıkan routing yapabilen cihaz. Router 0 topolojimizde. Oraya gönderdi. Router 0 baktı. Destination IP'si paketi açmaya başladı. Baktı. Alttan baktı. Layer 2'de baktı. Paketin destination MAC adresi ben miyim? Broadcast yapılmış. Evet benim. Peki destination IP'si ben miyim? 192.168.2.2. Bu ben değilim. Ama ben bunu biliyor muyum? İlk defa gönderildiği için bilmeyebilir. Ne yapıyor router arkadaşlar? Bir tane ARP paketi hazırlıyor. ARP request paketi hazırlıyor. ARP request paketini hazırlayıp gönderiyor. ARP request paketini gönderince PC1'den router'a ARP request paketinin yanıtı gidiyor. Yani nedir? ARP reply paketi gidiyor. ARP reply paketinin içinde de biliyorsunuz ki search MAC adresi yazıyor. Yani PC1'in MAC adresi yazıyor. Router 0 PC1'in MAC adresini buradan öğreniyor. Ve paketi teslim ediyor. Arkadaşlar, burada önemli olan bir konu da iletişimin IP adresleriyle sağlanmadığı. Arkadaşlar, iletişim kesinlikle ve kesinlikle MAC adresleriyle sağlanır. IP adresler yalnızca yönü bildirir. Paket teslimatı MAC adresleriyle olur. Bu önemli bir konudur arkadaşlar.